Maç öncesi planlarımız tabii ki deplasmanda olmamıza rağmen kendi oyunumuzu oynamaktı. Bugün maçın başından sonuna kadar kendi oyunumuzu ortaya koyduk. Karşımıza tabii ki çok aslında yani belki dışarıdan çok başarılı gözükmese de oyun olarak bence iyi bir takım vardı. Çok çabuk bir şekilde bulduklarında kalemize çok net bir şekilde geldiler. Aslında iki takım için de benzer sayılar çıktı maçtan. İstatistiksel olarak benzer sayılar çıktı. İkinci yarıyı daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Daha çok rakip kaleye gittik. Daha çok pozisyona girdik. Ve günün sonunda buradan kazanarak ayrılıyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii ki Manchester United gibi çok önemli bir takımı burada yenmek bizim için çok değerli. Türk futbolu için çok değerli. Gruptaki özellikle de sıralamadaki yerimiz için çok değerli. O yüzden çok mutluyuz. Bu sene biz bir tabii ki değişime gittik. 11 tane yeni oyuncumuz geldi. Bunları aslında bir yandan hazırlıyoruz, bir yandan da yarışıyoruz. Bu yarış içerisinde de yolumuza kazanarak devam ediyoruz. Hiç maç kaybetmedik bu sene. Ligde 5 maç üst üste kazanmıştık. Avrupa'daki bugünkü galibiyet de bize önemli bir ivme getirdi, sağladı. Bunun yanında tabii ki Hakim Ziyech bugün yoktu. O da hazırladığımız oyunculardan biri. Aslında bizim için çok önemli iki tane maç oynadı. Ndombele'yi hazırlıyoruz. Tabii ki tam olarak en iyi durumunda değil. Birçok oyuncumuz bize geç katıldı. Dediğim gibi bir yandan oyuncularımızı hazırlıyoruz, bir yandan da maç kazanmaya çalışıyoruz. Ama bugün baktığımızda yani bu kadar yoğun maç temposundan sonra burada bu derece bir zorlukta maç oynamak. 6 tane üst üste maç oynadık. Bu 6. maçımızda bir tane daha oynayacağız. Ama oyuncularım gerçekten çok iyi bir şekilde bu dönemi en net şekilde atlattılar ve büyük bir mücadele ortaya koydular. Tabii geriye düştükten sonra hep Manchester takımının özellikle oyunu daha yukarıya çekmesine ve skoru daha yukarı çekmesinden korkumuz oldu. Ama oyun ve dizilişimizi hiç bozmadık. Yani maça nasıl başladıksak aslında devamında da böyle devam ettik. İki kere beraberliği yakaladık, penaltıyı kaçırdık. Tabii ki rakibimizin 10 kişi kalması penaltıdan sonra işimizi biraz daha kolaylaştırdı. 3-2 yaptık, belki 4. golü de atabilirdik ama rakibimize de 10 kişi olmasına rağmen rakibimizin hocası da aldığı risklerle önde 2 forvete döndü, savunmayı üçledi. Burada da rakibimize aslında gol atma şansları da verdik. Skoru büyütebilirdik, rakibimizden gol de yiyebilirdik ama maçın sonunda baktığımızda istediğimiz oldu. Dediğim gibi 4. gol atıp maçı daha erken de bitirebilirdik. Our press conference is finished. Thanks to all. Basın toplantımız sona ermiştir. Hepinize teşekkür ediyoruz. Thank you very much.